Evet sevgili izleyenler, Samsun Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda gezimiz tüm hızıyla devam ediyor Tarım Türk Televizyonu'nda. Evet, yanımızda tescilli Bafra pidesi üreten değerli bir ustamız var. Efendim sizi tanıyalım, ardından da biraz şu Bafra pidesinden söz edelim. Adım Fethi Alış, 1970 doğumluyum. 1992'de ilk işletmemizi Bafra'da açtık, Alış Pide olaraktan. 92'den bu yana devam etmekteyiz. Bafra pidesini gerek iş yerimizde gerek böyle fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Bafra pidesinin tarihi 1960'lara dayanıyor. O günden bu yana gelen işte gerek Bafralarımızın gerek dışarıdan teşviki olup Bafra'ya iş yeri açıp Bafra pidesini yapmaya çalışan arkadaşlarımızla beraber bugüne kadar getirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Biraz pideden söz edersek, diğerlerinden ayıran özellik nedir Bafra pidesinin? Bafra pidesinin en büyük özelliği yağsız kıyması, tereyağısı ve özenle hazırlanan hamurudur. Diğer pidelerden ayıran noktaları bunlardır. Diğer konuda damak her damağa uyuyor lezzeti. Gerek kapalı pidesiyle gerek açık pidesiyle kendisini şu anda tanıtıyoruz. Peki efendim, kargosu falan var mı? Hani işte bu dışarıda olan insanlar bu pideden tatmak isteseler yani Bafra'ya mı gelmek zorundalar yoksa siz gönderiyor musunuz? Değil. Gelmesine gerek yok. Bize bir telefon kadar yakın bunlar. Bizi arıyorlar. Bize adreslerini bildiriyorlar. Biz buradan Bafra'da güzelce hazırlayıp paket edip kendilerine kargoyla beraber veya onların istediği bir ulaşım aracıyla beraber gönderebiliyoruz. Onda bir sıkıntımız yok. Sadece bizi arayacaklar, adreslerini verecekler. Pideleri bir gün içerisinde kendilerine ulaşıyor. Peki efendim, ama bu yağlandı, soğudu, ısındığı zaman lezzeti kaçmaz mı? Tabii biz onu bu şekilde yapmıyoruz zaten. Onu uzağa gidecek şekilde hazırlıyoruz. Biz ona yağ sürmüyoruz. Fırından çıktığı zaman bir müddet soğutuyoruz. Hazırlıyoruz onu. Sadece bunu yiyecek olan misafirlerimizin fırına atıp 20 dakika içerisinde ısınıp ve tereyağı veyahut istekleri bir margarin kullanaraktan kendileri yiyebilir. Yani yağsız gidiyor değil Tabii mi bu? Yağsız gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir sorunda karşılaşmadık bugüne kadar. Türkiye'nin çok noktasına şu anda gönderiyoruz zaten. Hiçbir şikayet gelmedi bize. Onun için rahatlıkla bize sipariş verip istediklere göre gönderebiliriz. Coğrafi tescili var bu pidenin. Başka yerde var mı hiç böyle şeyler geldi mi yani işte kaçak üreten gibi şekilde hiç siz esnafsınız duyuyorsunuz mu? Şu ana kadar gelen oluyor tabii gelen oluyor ama bizim çok en büyük özelliğimiz şudur zaten bizim lezzetimizi Bafra'daki lezzeti Bafra pidesini Bafra ustasını yaptığı pideyi başka yerde yapsalar da onun tadını bulamazlar. Zaten müşteri, bunu tadını alan müşteri de oradaki o pideyi yediği zaman burada bu pidenin Bafra pidesi olmadığını anlıyor. Ve yine de bize geri dönüyor. Evet. Onun için fazla biz uğraşmıyoruz. Biz diyoruz ki bunda ustalığı vardı Bafra pidenin. Bafra pidesinin ustalığı vardır. Bu Bafra pidesini Bafra'daki çalışan, Bafra'daki eğitimini gören, Bafra'nın havasını, suyunu teneffüs eden kişi bunu daha lezzetli yapabiliyor. Diğerlerini evet. Tavsiye etmiyoruz. O ruhu taşıyacak diyorsun. Evet, peki, evet sevgili izleyenler, Fethi ustamız bir de pizzaya rakip bir çalışması var. Onu da ilerleyen programlarımızda ekrana taşıyacağız. Bakalım pizzaya karşı Fethi ustamız ne icat etmiş?